Azmetti, tüm fazla kilolarını verdi ve yepyeni biri oldu. 115 kilodan 60 kiloya düşen ünlü şarkıcı Işın Karaca'yla Moda'daki stüdyosunda bir araya geldik ve zayıflama serüvenine dair bilinmeyen tüm detayları öğrendik. Hep birlikte izliyoruz. Big surprise. Türk menüsü yiyorum genelde. 115 kilodan 60 kiloya düşen Işın Karaca büyük değişimini ve tüm sırlarını Magazin 8'e anlattı. Ne kadar incelmişsiniz. İnanılır gibi değil. Işın Karaca ile Moda'daki müzik stüdyosunda buluştuk. Işın Hanım nasılsınız? Vallahi iyiyim. Beni bastınız çalışırken. İyiyim çok şükür. Verdiği kiloları, değiştirdiği saç rengiyle resmen büyük bir değişim yaşadı Işın Karaca. Bu değişim Güzelim isimli klibine de yansıdı. Çok çektim elinden harap oldum, baştan ziyan oldum be güzelim. Güzelim çıktı tam bu olaylardan hemen önce. Şimdi yeni yeni onun promosyonuna başlıyoruz. Çünkü çok yaz şarkısı. Sonra arkasından Eylül'ün ilk haftasında Aşk diye bir şarkı yazdım. Son derece olumlu, söz müzik bana ait bir şarkı. Sonra 15 Aralık'a albüm geliyor. Eyvallah albümü. Yeni albümde yabancı müziklere Türkçe sözler yazacağını, bunu da hayat arkadaşı Tuğrul Odabaş'ın ısrarı üzerine yapacağını söyledi Işın Karaca. Tuğrul bir yıldır ömrümü tüketti ve sürekli bir aplikasyondan yabancı radyolar dinliyor. Tabii. Şuna otur bir söz yazsana. Şuna bir söz yaz, bak bu çok güzel falan. Ben de ya hadi git ya, dinlemem neye, işte kendimiz yapalım falan. Ama gerekiyormuş yani, bütün dünya böyle şeyler yapıyor. Arap Mısır'dan var. Bir tane belki Amerika'dan olacak. Sürpriz. Büyük sürpriz. Gelelim 115 kilodan 65 kiloya düşme serüvenine. Bu son 6 ayda 3-5 kilo aldığım doğrudur. Duygusal yeme bozukluğundan ötürü, tabii annemin kanser oluşu, göğüs kanseri ve lenfoma metastası beni çok çok sarstı. Son 6 aydır. 3-5 aldım, şimdi ev taşınmayla birlikte onu da attım. Mide küçültme ameliyatıyla zayıflayan Işın Karaca bakın neler yiyormuş. Çocuk menüsü yiyorum genelde. Sık sık yiyorum, az yiyorum. Gıcık olurlar bana. Yemek söylüyoruz. 4., 5. lokmadan sonra Cansu bakar. Yedim deme diyor. Bitti diyorum. Ya oluyor bir anda hani. Sinir oluyor. Ya insan niye bu kadar çabuk doyar? Çabuk doyuyorum. Doyma hissi aslında bütün meseleymiş. Aradaki bağlantıyı kurdum. Hani beyin ve mide arasında artık. Evet doydum diyor bana. Dur. Bir şey yiyeceksem o gün muhakkak. Yiyorsam yürümem gerekiyordu. Yiyorsam spora pilatese gitmem gerekiyordu. Hani hep öyle yaşadım. Şimdi yeniden toplayacağız bakalım. Kilo vermeye devam edecekmiş Işın Karaca. Veririm ben daha. İsterim. Bunun ucu yok. Her kadın yani 50 kiloluk bir kadına da sorsanız aynı şey. Diyecek ki ay şuramda biraz fazlam var. Yeni albüm çalışmasını tamamlayana kadar kilo da verecekmiş. Sonra kızı Mia'nın isteği gerçekleşecekmiş. Her sabah uyanıyor. Bugün tatile gidiyor muyuz? Daha değil kızım diyorum. Biraz daha çalışalım. Biraz daha stüdyoya gitsin gelsin. Senin de hiç albümlerin bitmiyor diyor. Anneciğim diyorum bitmiyor, bitmez. Annesi Şeniz Hanım'ın göğüs kanserini yenmek üzere olduğunu söyledi Işın Karaca. Çok şanslıyız. Çok bilinçli bir annem var ve erken tanı. Olduğu halde metastaz atması, hani erken tanı ve metastazım agresif bir kanseri vardı. Şükürler olsun Allah'ım, Allah bir daha göstermesin. Konudan konuya geçiyoruz. Bu arada Survivor şampiyonu Avatar Atakan'ın köpeği aslında Işın Karaca'nınmış. Yuva ararken Atakan'ın istediğini duyduk. Tanıdığımızın bir yani ben şahsen tanımıyorum. Ama Atakan'a gitti. Çok da büyük aşkları var hala, o yüzden çok keyfim yerinde yani.